Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığı ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Modelimizin ara suyu olarak bu şekilde arkadaşlar 10 tane kirpikli trabzan koyuyoruz kirpikli trabzandan sonra yuvamızın yapımına geçiyoruz Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar yeni başlarken de aynı şekilde arkadaşlar tığ battığının içine girip iki zincirle de başlayabilirsiniz veya da ipinizi tığa tutturup bir defa dolayıp yandaki tığ battıya girdim 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir bu şekilde kirpik olarak kapat bir zincir çekiyorum şöyle iki tığ battı büyüklüğünde arkadaşlar küçük bir örümcek yapıyorum Bir defa doladım örümceğimin üzerine iki tığ battı atlayıp hemen üçüncü tığ battıma bu şekilde 2-2 iki, iki alarak bir trabzan yapıyorum Yanına 2 tane daha yapıp 3'e tamamlıyorum Bir defa doladım Yandaki tığ battıya 2 2 aldım. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ e, şey aynı yanın arkadaşlar 3'e tamamlıyorum. 2 2. Toplam 6 tane bu şekilde arkadaşlar. Alt yuvası hazırladık. Şimdi 10 zincir 10 zincirimi çektim. Buradaki ilk trabzanımın içine kapatıyorum. Bir zincirle döndüm arkadaşlar düz yüzüne. Bu şekilde bir yuva yapmış olduk. Şimdi bu yuvanın içine 15 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 fazla sıktırmıyorum arkadaşlar bu şekilde 13 geriye doğru yapıldığı takdirde 15 tane gayet rahat alıyor 10 zincir arkadaşlar 14 ve 15 yine bir zincir çekiyorum bu şekilde yuvamız oluştu yine buraya arkadaşlar dönüşte 8 zincir diğerleri 7 zincir olarak 2 3 4 5 6 7 8 Döndüğü için bir tane fazla çekiyorum köşe olduğundan. Şimdi sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5. sık iğneme bu şekilde arkadaşlar giriyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar Sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. 5. sık iğnemin içine kapattım bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine aynı şekilde en son yani ilk önce yaptığımız bu bir zincirli sık iğnenin içine de girip buraya yuvamı kapatıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim döndüm. İlk yuvamın içine girip 9 tane arkadaşlar. Buraya sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane buraya bir sık iğne yaptım arkadaşlar. İkinciye yine de sık iğne ile geçiyoruz. 9 tane yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 Sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buradaki sondaki arkadaşlar trabzanımın tepesine de iniyorum ki arkadaşlar bakın bu seviyeyi şu şekilde aşağı indirmiş oluyoruz. Orada bırakmıyorum yukarıda. Sık iğnemi trabzanımın üzerinde de yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bir, iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıya iki, iki alarak arkadaşlar şekilde bir trabzan yaptım. Yine aynı şekilde dört zincirimi buraya kapatıyorum. Kirpik yapıyorum. Bir defa doladım. İki, iki. Yine aynı şekilde arkadaşlar ara suyu olarak bu şekilde 10 tane kirpikli trabzan yapacağız. Evet yeşil kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş ve zarif oldu. Güzel bir yeşil çimen oldu arkadaşlar. Şimdi papatyalarımızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ilk sık iğnemin içine girdim. Bu şekilde. Buraya ipimi tığımı tutturdum. 1 2 3 4 zincir 2 defa doluyorum sık iğnemin içine girdim 2 2 2 trabzan yaptım 2 defa doladım hemen yandaki sık iğneye girip 2 2 2 2 2 2 adedimiz 4 tane oldu arkadaşlar 4 tane trabzanımız oldu yine buraya 4 zincirimi çekip dibine kapatıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doluyorum. Hemen yandaki sık iğneye 2 2 2. Evet, 2 tane tırabzanımız oldu. 2 2 2 3 ve 4. Yine 4 zincir. 4 zincirimi hemen dibine arkadaşlar sık iğne ile kapatıyorum. Evet arkadaşlar bir tane yuvanın üzerine iki tane bu şekilde papatya yapıyoruz. Bir sonrakine arkadaşlar şöyle arasına sık iğne yaparak geçiş yapıyoruz. Yine 4 zincir yine iki defa doladım. Aynı şekilde bu yuvanın üzerinde iki tane papatya yaprağı yapacağız. 2 2 3

1 2 3 4 zincir. Yine sıradaki sık iğneme arkadaşlar kapatıyorum bu şekilde. Yandaki hemen sık iğnemin içine girip kapattım. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doluyorum. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 zincir sıradaki sık iğneye kapattım Evet arkadaşlar bir tane yaprağımız kaldı onu da yapalım yine aynı şekilde 2 2 alarak 4 tane trabzan yapacağız 2 2 2 3 2 2 2 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 sık iğne olursa her yuvada ne eksik ne fazla hiçbir şekilde ne artma oldu ne eksik oldu arkadaşlar tam tamına bu şekilde papatyalarımızın yaprakları sığdı ve ipimi kesiyorum arkadaşlar ipimi yakıp hemen dönüyorum evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş ve zarif bir model oldu arkadaşlar Yapımı da gördüğünüz gibi çok kolay. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.